Selamlar, videoya hoş geldiniz. Bu videoda 2022 boyunca okuyup iyi ki okumuşum dediğim 5 tane kitabı anlatacağım. Bir tane de bonus kitabım var. Sonda onu da söyleyeceğim. Bu listeyi şuna göre seçtim. Yani bir sürü gerçekten çok güzel kitap okudum. Ama böyle hani hiçbirini okuyamayacaksın ve sadece hani 5 kitap okumuş olsan ne okumayı dilerdin diye bir soru gelseydi bu 5'ini seçerdim. Öyle seçtim bu listeyi. Şimdi ilk kitapla hemen başlıyorum. İlk kitabım Talebe. Talebe neden böyle beni çok etkiledi ve neden bu listeyi aldım? Çünkü bu kitap tam olarak eğitim şart cümlesinin arkasını dolduran bir kitap. Eğitim neden şart? Bu kitap onun cevabını veriyor. Kitapta Mormon bir kadının hayat hikayesini okuyoruz. Gerçek bir hayat hikayesi. Yazarımız da şu an hala yaşıyor. Ya bu kitap şeyde çok popüler oldu her alanda. Hangi sene hatırlamıyorum. Böyle LinkedIn'da falan bile popüler oldu. Ve ben böyle kitaplara genelde 2018'miş. Şeyli dururum, mesafeli dururum. Çünkü böyle çok patlayınca böyle bir marketing çalışması falan gibi gelir. Bize de böyle işte yakın arkadaşlarımla oluşturduğumuz bir kitap kulübü var. Orada biri önermişti, öyle okuduk. Normalde okumazdım gerçekten alıp. Ve çok beğendim. Yani beni çok etkiledi. Gerçek bir hikayenin olmasının dışında, ya o da tabii ki çok etkileyici. Ama tabii ki böyle insanlar vardır. Yani biz bilmesek de olmaya devam edecekler. Kadın hani aslında bu Mormonluğun getirdiği baskıyı eğitimle nasıl aşabildiğini anlatıyor genel olarak. Bu kitap bana şunu hissettirdi. Herhangi bir konuda böyle bazen çok kör, karanlık, böyle çaresiz hissettiğimiz yerler olabiliyor. Bu hani çok küçük bir şey olabilir. Atıyorum örgü örmeyi öğrenmek gibi. Ya da böyle çok büyük şeyler olabilir. Bilmiyorum yani kişiye göre. Ve onun eğitimle nasıl böyle bir anda değişebileceğini ve eğitimin gerçekten aslında tam olarak bu demek olduğunu, böyle hayata bir ışık olmak ne demek? Eğitim neden hayatımıza böyle bir dokunuşta bulunur? Onu anlatıyor. Baktığımızda hani muhtemelen çevremizdeki insanlar işte ortaokul, lise, belki üniversite eğitimi almış insanlar. Ama hala daha böyle çok içinde olduğumuz için belki eğitimin o sihirli gücünü unutmuş olabiliyoruz. Bu kitap bana onu hatırlattı. O yüzden çok etkilendim. Okuması çok rahat, akıcı bir kitap. Herkesin okuyabileceği ve sevebileceği bir kitap olduğunu düşünüyorum. İlk kitabım buydu. İkinci kitabım, bunu çok yeni okudum. Franz Kafka'dan Babaya Mektup. Kafka benim sevdiğim bir yazar ama hani Babaya Mektup'unu hiç böyle merak edip okumak istemezdim aslında. Bunu bir şeyde gördüm. Edebiyat Terapi diye bir kitap okumuştum. Orada gördüm ve şey diyordu orada. İşte Babaya Mektup okuyabileceğiniz gerçek tek kitaptır falan gibi böyle büyük bir cümle kuruyordu yazarı. Bu kitabı neden beğendim? Dürtüşmeli, itişmeli bir ilişkimiz vardır ya ebeveynlerimizle, belki otoriteyle, bilmiyorum. Ona dair böyle çok güzel bir anlatı. Bazen böyle bazı şeyleri konuşmak istersiniz, anlatmak istersiniz ama nasıl anlatacağımızı bilemezsiniz. Ve böyle bir kişi çıkmış, Kafka, onu bizim için yapmış. Babasına bir mektup yazmış. Ve böyle ben bunu okurken böyle içimin yağları eridi derler ya, öyle oldum. Böyle hani sanki gerçekten ben böyle oturuyorum ve biri benim adıma konuşuyormuş gibi. Çok çok beğendim anlatımı. Böyle çok ince bir kitap ama içi çok güzel. Böyle sanki yani bana hissettirdiği şey birisi benim sözcüm olmuş ve böyle konuşuyor gibi. Çok güzeldi. Ebeveynlerinizle sürtüşmeleriniz, didişmeleriniz varsa tavsiye ediyorum. Seveceksiniz bence. Sonraki kitap... Bu da Victor Hugo'dan Bir İdam Mahkumunun Son Günü. Bunu da nasıl aldığımı hatırlamıyorum. Hiç merak ettiğim bir kitap değildi yani böyle işte adını da okuyayım falan gibi. Bu kitap şunu anlatıyor, hakikaten şey adını anlatıyor, Bir İdam Mahkumunun Son Günü'nü. Böyle hani şey yaparlardı ya, işte bir paragraf yazılacağında, işte essay falan yazılacağında şey yapar, bir konu verirlerdi size ve genelde işte idam cezası gelsin mi gelmesin mi, idam cezası olmalı mıdır falan gibi böyle bir konu. Bunu hiç anlamazdım yani. Benim için böyle hani şey, tabii ki ne alaka, çok çağ dışı bir şey falan. Ve bunu niye tartışıyoruz? Gerçekten bunu niye tartışıyoruz? Onu anlatıyor. Böyle tabii ki şey, böyle onu ama böyle çok derinden anlamanızı sağlıyor. Çok incecik bir kitapta gerçekten o idam mahkumu oluyorsunuz ve bu konu neden bu kadar tartışılıyormuş, neden bu kadar önemliymiş onu anlıyorsunuz. Ben çok sevdim. Yine hiç seveceğimi tahmin etmediğim bir kitaptı. Çok çok güzel ve aşırı akıcı.
zamanınız vardır bence bu kitabı okumak için. Zamanınızı bu kitapla değerlendirebilirsiniz diyorum. Bunu da geçiyorum. Şimdi beni böyle gerçekten aşırı yaralayan, şimdi bu diğer kitapların hepsi bana böyle bir şey katan, bana nasıl diyeyim, böyle duygusal bir tarafımı tetikleyen ya da bir şey öğreten işte kitaplar. Bu öyle bir kitap değil. Hemen göstereyim ismini. Değersiz Bir Hayat. Bu hiç öyle bir kitap değil. Bu tamamen bir roman. Tamamıyla böyle bir okuma şöleni diyeceğim. Yani o kadar güzel ki bu kitap, bu arada 800 küsür sayfa. Ama 200 sayfa falan gibi. Yani o kadar akıcı. İçeriği o kadar güzel. Bu kitap şunu anlatıyor. Ondan bahsedeyim hemen. 4 tane yakın arkadaşın, erkek yakın arkadaşın hayatını erkek olmasını bilerek vurguladım. Çünkü ben genel böyle kitaplar görmemiştim. Yani hani erkeklerin özelinde tabii bir sürü kitap var ama böyle erkek arkadaşlığını anlatan bir kitabı daha önce görmemiştim. Duymamıştım. Çok merak ettim. Bir erkek grubu hikayesi okumayı çok istedim. Ve gerçekten o kadar güzel ki tüm karakterler, aralarındaki ilişkiler, kitabın özelindeki bir karakterin hayatını daha derinden inceliyoruz ama diğer tüm karakterleri de inceliyoruz. Bu gerçekten bu kitabı hatta böyle bir şeyi çekmek istiyorum. Ciğerimiz kalmamıştır diye bir video. Böyle aşırı beni dağlayan kitapları anlattım. Bu kitap orada böyle başı çekebilir. Yani gerçekten çok acıklı bir hikaye. Çok güzel bir hikaye. Hem böyle yer yer böyle gözlerinizden kalpler çıkarak, yer yer ağlayarak okuduğunuz ve 850 sayfa boyunca sizi burada tutan, böyle gerçekten yazarına hayran oldum. Amerikalı bir yazarı var. Neresi asıllı olduğunu unuttum. Yine şey yaparım, bakarım. Şimdi videoyu nasıl keseceğim bilmediğim için durdurup bakmıyorum. Eğer bir kitaplığınız da varsa kesinlikle hemen başlayın. Hiç böyle şey yapmadan, korkup geciktirmeden. Çok çok güzel bir kitap. Son kitabım. 5 artı 1'in 5. kitabı yani. Artı 1'i de anlatacağım. Son kitabı. Böyle aslında bunu anlatırken biraz böyle beni okumayı neden bu kadar sevdiğimi de anlat. Böyle ikisi bağlantılı anlatacağım. Bir Dinozorun Anıları, Mina Urgan'dan. Bu benim Mina Urgan'dan okuduğum ilk kitap. Ve şu ana kadarki tek kitap bu arada. Mina Urgan'ın burada yine hayatından anılarını anlatıyor. Gerçek bir anı kitabı. Benim böyle kitapları aslında bu kadar çok sevmemin nedeni kitapların bana şu hissi vermesi. Böyle hani arkadaşımla, annemle, babamla ya da işte büyüklerimle konuşmak değil de böyle dizilerde, filmlerde olur ya, böyle bir balıkçı olur, böyle gidersiniz. O balıkçı hep oradadır. Genelde amca olur bu balıkçı. Balıkçı amcayla oturup böyle sohbet edersiniz. Ve böyle size işte dünyanın hiç bilmediğiniz kapılarını açar. Ya da böyle çok sizin için önemli bir konuyu çok basitleştirir ve çok bilgece şeyler söyler falan. Böyle hayatımda öyle bir şey ihtiyacım var gibiydi. Öyle bir şey hissediyordum. Ve ilk kitap okuduğumda, bu arada okuduğum kitap da Beyaz Diş'ti. Hala en sevdiğim kitaplar arasındadır. Beyaz Diş'i okuduğumda öyle hissettim. Yani sanki ben gerçekten gittim ve bir balıkçı amcayla konuştum ve rahatladım. Böyle kitaplar bana o hissi çok veriyor. Bu kitap böyle onun çok tapı. Ama böyle şey değil. O böyle büyülü ve efsunlu bir konuşma değil de böyle daha çok gerçek, böyle bir halktan ve böyle kaliteli bir konuşma gerçekten. Sanki bıcır bıcır bir anneanneniz var ve size böyle oturup hayatındaki böyle eğlenceli anılarını ya da hayat üzerine düşüncelerini anlatıyor. Böyle çok çok sevdim. Çok güzel. Her böyle kelimesi, her satırı çok özel ve güzel bir kitap bence. Çoğu insanı da seveceğini düşünüyorum. Eğer okumadıysanız bunu da şiddetle öneriyorum sizlere. Şimdi geldik artı birime. Artı birim çok bilindik bir kitap. Ben bunu bu sene okuduğum için bu videoya sokmak istedim. Bunun diğer okuduğum tüm kitaplardan yeri çok farklı, çok başka. Ve bu sene okumayı becerebildim diyeyim. Şimdi hemen kitabı göstereyim. Kurtlarla Koşan Kadınlar. Yani gerçekten daha önce hiç böyle bir şey okumamıştım. Bu kitabın içeriğini değil, içeriğini hiç anlatmayacağım. Çünkü çok uzun ve çok derin. Hem okuma şeyimi anlatacağım, tecrübemi. Ben bu kitabı böyle 4-5 sene önce almıştım. Hatta hediye aldırmıştım kendime çok istediğim için. Başladım böyle biraz da okumuştum işte şey diye. Hani bir çırpıda okuyamazsınız. Çok böyle zaman isteyen, çok emek isteyen bir kitap ve çok ağır bir kitap diye. Başladım, günlere böldüm. Böyle sayfalara böldüm. İşte 50'şer sayfalık falan. Ama böyle bir türlü bitmedi. Kitabın ağırlığı böyle üzerime deli gibi baskı yaptı. Hani okuduğumu
Anlamıyordum, çok uğraşıyordum anlamak için falan. Belki dönemin değildi bilmiyorum. Belki de böyle çok korktuğum için falan. Sonra işte 2022'den yani geçtiğimiz sene bunu kesin dedim ki aralığa kadar bitireceğim. Doğum günüme kadar. O işte doğum gününde de 30 yaşına giriyordum. 30 yaşından önce kesinlikle bu kitabı bitirmek istiyorum falan gibi. Böyle tek hani 30 yaşından önce yapılması gereken listeler olur. Benim öyle listem yok. Tek şey buydu. Kurtlarla Koşan Kadınları bitireceğim de. Sanırım Eylül'de başladım. Böyle ara ara okuyarak Aralık'ta bitirdim bu kitabı. Yani bu kitabı böyle başlamakta zorlanıyorsunuz. Bence başlayın ama bitirmekte zorlanmanız çok normal. Aşırı normal yani. Çünkü çok yoğun bir kitap. Bir de ben bu kitabı okuma kulübüyle okumayı düşünüyorum. Gerçekten işte her masalın böyle anlatıldığı, masalda ne demek istiyor vesaire gibi böyle işte konuşulduğu haftalık böyle kulüpler var. Onlardan birine girmek istiyorum. Herhalde 2023'ün sonbaharında eğer ömrümüz yeter de yaşarsak o zamana kadar böyle bir kulübe girmek istiyorum. Öyle okumak istiyorum. Gerçekten hakkını orada verebileceğimizi düşünüyorum. Ama gene de bu kitabı okumak öncelikle hani kadın olmanın çok dışında insan olduğumu çok hatırlattı bana. İnsan olmak ne demek? Nasıl bir güç? Tabii bunu kadınlık üzerinden de yaptı. Çok çok güzel bence. Her kadının kesinlikle okuması gereken bir kitap. Erkeklerin de öyle. Her insanın diyeyim. Bir cinsiyet belirtmeden gereksizce. Çok güzel bir kitap. Bunu da o yüzden bu seneme kesinlikle sokmak istedim. Böyle 2022'de okuduğum ve bana iyi şeyler kattığını düşündüğüm kitaplar bunlardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bundan sonra kurgu ve kurgu dışı olarak böyle sevdiğim kitapları anlatacağım 2022'de okuduğum. O videolarımda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.